Sade Eminönü'nde Halk Partisi'nin Kemalizmin hüküm verme olduğu günde yıkılan cami Eminönü camileri isimli Diyanet'in bir kitabı var. Bakın 112 cami. Sade Eminönü kazası dahilinde. Daha ne yapacaktı? Daha ne yapacaktı? Ha Topkapı Sarayı'ndaki emanatı mukaddeseyi muhafaza etti. Hayır etmedi. Emanatı mukaddeseyi ve müzeyi yağmaladılar. Demokrat Parti, 46 meclisin seçimlerinde, 65 mebusla meclise girdi, 46 seçimlerinde. Saraylar yağmalandı diye bir takdir verdiler, meclis namına bir heyet teşekkül etti. Bu iddiayı tahkik için. Çünkü saraylar meclise bağlıdır biliyorsun. Bu heyetin başkanı Salih Keçeci'ydi. Salih Keçeci İstanbul mebusuydu. 48 senesinde bir basın toplantısı yaptı sarayları dolaştıktan sonra. Bu basın toplantısında söyledikleri bende Vatan Gazetesi'nde mevcuttu bir kitabıma da birkaç sözünü aldım. Diyor ki, öyle bir yağmalanma olmuş ki, saraydaki altın sofra takımı vardı. Ecnebi sefirlerine karşı devleti güçlü göstermek için kullanılır, bu caizdir. Altın sofra takımı gitmiş, Yerine altın suyuna batmış sofra takımı konmuş. Tırnakla kazı altından porselen çıkıyor. Koltuklar çalınmış. Halı çalınmış. Bu halıyı Menderes 57 senesinde İstanbul imarını yaparken Şale Köşkü'nde gösterdi basın gazeteleri. O da gazetelerde vardır. Şale Köşkü'ndeki halı yekparedir yekpare kapılardan sığmamıştır. Cepheden iki pencere ve arasını da yıkarak içeri aldıktan sonra o pencereleri tekrar imal etmişlerdir. Öyle dehşetli bir büyük halıdır. Bunu bıçakla kesip parça parça çalmışlar. Bugün renk farkı vardır. Gidin görün. Menderes yeniden harekete dokuttu oraya ilave etti kapıdan sığmayan bir halının çalındığını size söylüyorum. Topkapı Sarayı'ndan alınan eşyaların haddi hesabı yoktur. Salih Keçeci diyor ki Sultan Vahidettin 6. Mehmet 6. sayı sırası ifadesi yerine ima ederek altın düşkünü gibi gösterilmiş. Bu iftira yazımdır. Sultan Vahidettin 18 Kasım'da vatanı terk ettiği için devlet maaşı peşin öder. Bugün de öyledir memurlara da. Memuriyete ayak basan adam bir aylık maaş alır o gün. Padişah biz bu ay çalışmadık. 14 bin altın maaşı vardı. Tabii ondan maiyetine verdikleri de var. Bugünkü reisi cumhur gibi de hepsi şahsına değildir. Biz bunu hak etmedik. Hazineye göndermiş, makbuzunu almış, öyle gitmiş. Öyle namuslu bir adam ve gurbette aç ölmüş. Diyor ki Sultan Vahidettin gidince burada bir sayım yapılmış. <laughs> Topkapı Sarayı Humayunu Kuyudat-ı Kadime Defteri diye bir defter. Sultan Vahidettin acaba bir şey götürdü mü diye. Halbuki padişahlar bir tezkere yazarak saraydan bir eşyayı nezdine getirir, makbuz verir. Sultan Vahidettin'in yanında da böyle eşyalar vardı. Bunlardan biri Kıyametname isimli bir minyatür kitabıydı. Mahiyetindekiler yalvardılar. Bunu iade etme, gurbete çıkıyorsun. 2 milyon dolara bunun müşterisi vardır. Hayır. Bu benim değil milletindir dedi. Geriye iade etti makbuzlarını getirtti. Başka eşyalar vardı geriye iade etti. Diyor ki o sultan vahidettine sövenler utansın. Çöp bile kaldırmamış. Kuyudatı saire defteriyle kadime defteriyle Sultan Vahidettin vatandan müfarakati akabinde yapılmış olan sayım gösterdi ki bir çöp eksilmemiş. Lakin şimdi o Sultan Vahidettin'den sonraki sayımla bugünkü sayımı mukayese ettirirsek bu devir için yüz karasıdır. Yüzlerce binlerce eşya kayıp. Listede var yok. Bu bir milletvekilinin bir komisyon reisi milletvekilinin sözüdür. Kazınan kitabeleri şeyleri bağışla.